Selamünaleyküm. Selamünaleyküm. Hoş geldiniz. Merhaba, hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Selamünaleyküm. Merhaba kardeşim. Nasılsınız? Başkanım, kaç buçuk senedir görüşmüyoruz. Hoş geldiniz. Yeni başlayan bir toplumda yaşamak için
السلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة. Olmadan maalesef bir araya gelemiyoruz. Ama en büyük hasretlerimizden biri ölümlerimizde ve cenazelerimizde muhakkak bir araya geliyoruz. Bu gerçekten bizim çok özellikli olan hasretlerimizden biri. Bugün de bir mutlu günümüz. Bir değerli hemşerimiz bir siyasi partide çok iyi bir göreve geldi. Partinin karar organı MYK üyesi Sayın Halil Öztürk Bey'i canı gönülden ben şahsım adına ve hepiniz adına Halil Bey'i kutluyorum. Hayırlı uğurlu olsun Halil Bey. Ankara'dan Kırıkkale'den gelen değerli hemşehrilerimiz var, belediye başkanlarımız var, çok değerli iş adamlarımız var. Çok kıymetli Kırıkkale'mizin efsane belediye başkanı Sayın Mustafa Bekdoğan Bey aramızda. Ki hepiniz Mustafa Bekdoğan gibi kıymetlisiniz, hepiniz çok değerlisiniz. Çünkü hepiniz hemşehrimsiniz, Kırıkkale'lisiniz. Değerli hemşehriler, burada bir protokol konuşması olmayacak. Burada biz bize, diz dize, göz göze hem hasret gidereceğiz, hem herkes düşündüklerini söyleyecek, paylaşacak. Dediğim gibi bizim burada olmamıza vesile olan İç Anadolu Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Hüseyin Yakup Bey bizi bir araya getirdi. Bu koordinasyonu sağladığı için Hüseyin Yakup'a çok teşekkür ediyorum. Yine bizi bir araya getirmesinde vesile olan Halil Bey'in o makama da olması inşallah gönlümüz öyle arz ediyor. Çok çok daha iyi yerlerde, siyaset sahnesinde çok daha iyi yerlerde görmeyi arzu ediyoruz. Uygun görürseniz şöyle sıradan sayın hanımefendiden başlayarak herkes kendini kısaca bir tanıtsın. Gerçi hepimiz birbirimizi çoğumuz tanıyoruz ama tanımayanlar olabilir. O manada kısa bir şöyle tanıtalım birbirimize kendimizi bir tanıtalım. Sonra Halil Bey ile bize söyleyecekleri olacaktır. İsterseniz burada benim her zaman gurur duyduğum ve övünerek söylediğim bu benim hemşerim siyasette, ticarette, bürokraside nereye gelirse gelsin. Hakikaten bu ben çok kalbi duygularımla söylüyorum. İçimden geldiği gibi söylüyorum. Ben son derece mutlu olurum. Sanki oraya ben gelmişim. Sanki o parayı ben kazanmışım. Sanki o makam benim gibi mutlu olurum. Bu benim ta çocukluğumdan beri hiçbir zaman kıskanç olmadım. Hep bir yere gelen hemşehrilerimle olabildiği kadar destek olmaya çalıştım. Olamadım. Kendiliğinden geldiyse bile o benim başarımmış gibi mutlu oldum. Bu manada uluslararası gerçekten ticarette çok çok başarılı olan ticaret, siyaset bunlar hakikaten bir Allah vergisi, yetenek bir iş. Ben siyaseti denedim. Bir dönem belediye meclis üyeliği yaptım. Siyasetin bana göre olmadığını anladım. Demek ki beceriksizmişim. Siyaset beceri işi. Demek ki beceren insanlarımız yapacak. Biz ne yapacağız? Destek olacağız. Bu manada iş adamlığı hakikaten çok beceri ve
yürek isteyen bir iş. Bunu da işimizde çok iyi beceren, burada Nafiz Yayla var. Uluslararası ticaret yapan Ali Rıza Çalkan var. İsterseniz Ali Rıza Bey ile başlayalım. Ali Rıza Bey buyurun. Evet. Ali Rıza Çalkan, Kırıkkale Delice Halıtlı köyündenim. Mamak bölgesinde ve yeni mahallede inşaatla uğraşıyorum. Kırıkkaleler Vakfı'nın yeni genel başkanıyım. Yurt içi ve yurt dışında ufak tefek ticaretlerle devam ediyoruz. Toplantının hayırlara vesile olmasını diliyorum. Teşekkür ediyorum. İsmi Bozdoğa. Kırıkkale Keskin Ceritkale köyünden emekliyim. Başbakanlık Özgür İdaresi Başkanlığından emekli oldum. Şu anda kendime siyasi alanda, daha önce Kırıkkale MHP'de aday oldum. Milletvekili aday oldum. 2007 ve 2011 yıllarında. Şimdi de elimden geldiğince partime devam ediyorum. Gidip geliyorum. Katılım kurullarında görev alıyorum. Vakfın genel başkan vekiliyim. Herkese başarılar diliyorum. Teşekkür ediyorum. Ben Mehmet Bozdoğan. Kayseri Avşar Türkmenlerindenim. Sizin milli damadınızım. Türkmen beylerini hep bir arada görmek beni mutlu ediyor. Başarınızın daim olmasını dilerim. Eskiden hiç olmaz, cennettik biliyorsunuz. Değil mi? Milli damadım dedim ben. Ben Harun Boyraz, Kırıkkale Balışık Erlerek köyünden emekli asubayım. Şimdi Ankara'da temizlik şirketim var benim. Hayırlı olsun. Dünyamın Özmen, Delice Tatlıcak köyündenim. Emekliyim. Hayırlı olsun. Ben Taner Şahin, Kırıkkale Suat Mutlakşehir köyündenim. Serbest meslek ulaşıyorum. Hayırlara vesile olmasın diyorum. İsmail Şen, eski vakıf başkanı. Ticaret uğraşıyorum. Asla şeye gerek yok. Teşekkür ederim hepinize. Mekan sahibisin başkan. Söylesene herkese. Yemeğe var. Erol Bulçuk'u. Ankara Karabüsünlüyüm ben. İsmail abinin misafiri. Ticaretle uğraşıyorum. Yıldırım Ulaş, İç Anadolu Birliği Başkan Vekilliği yaptım. Kırıkkaleler Vakfı Başkan Vekilliği yaptım. Kırıkkale Çelebi ilçesindenim. Aynı zamanda Çelebi ilçesinde ilçe başkanlığı yaptım. Şu anda Kırıkkale Mesleki Edindirme Derneği'nin başkanlığını yapıyorum. Bu arada kutlamak nasip olmadı. Koşturmacadan, ticaretten bir şeyler yapabilmek için uğraşıyoruz. Halil Başkanım'ı kutluyorum. Aynı dönemde milletvekili adayı olmuştuk. Kendisine başarılar diliyorum. Mustafa abimi de saygılarla selamlıyorum. Sayın Belediye Başkanımız Arıza Bey'i de tekrar kutluyorum. İnşallah şöyle bakıyorum. Hemşerilerimizi böyle bir arada görünce İdris abimi, çok kıymetli insanlar. Bunları bir arada görünce inanın çok mutlu oluyorum. Biz İç Anadolu Birliği olarak bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Ama hiçbir türlü bir yol alamıyoruz. Ama şu bir kıvılcımdır. Bunların büyük şeyler getireceğini düşünüyorum. En son ben Atatürk Kültür Merkezi'nde bir en son Bakan Bey'in vasıtasıyla görüşmemi yaptım. Haziran'ın sonuna kadar Kırıkkaleliler gününü yapacağımızı söylemiştik. Haziran sonuna kadar yalnız durdurdular. Ya Temmuz ya da Ağustos'ta. Yaz ayına geliyor. Zor bir dönemde olacak ama Ağustos'un sonunda inşallah Kırıkkaleliler gününü de yapacağız. Bizim amacımız bu tür toplantılarla Kırıkkale'nin, daha sonra İç Anadolu'nun çok güzel bir yere gelmesidir. Bugün bakıyoruz. Hanımefendiye teşekkürler ediyorum. Allah razı olsun. Yani bu tür hanımefendilerle koordineli halde çalışmamız gerekiyor. Bütün ailece çalışmamız gerekiyor. Biz elimizden geldiğince bundan sonra Kırıkkale için bir şeyler yapacağız. Kırıkkale'de sayın siyasilerin de bir şey yapmadığı aleni ortada. Bundan sonra temsilcilerimiz var. İnşallah büyüklerimiz var. Onların da çabalarıyla bir yerlere gelelim. Hep beraber olalım. Teşekkür ediyorum. Sağ olun. Şirket Kızılca Onlu'yum. Ticaretle uğraşıyorum. İsmail Bey'in misafiriyim. Herkese hayırlı uğurlu olsun.
Alper Karakuş, Kırıkkale Keskinliğim. Bir kargo şirketim var, bir de sigorta şirketim var. Herkese iyi akşamlar diliyorum. Halil Akyıldız, ticaretle uğraşıyorum. Gazi Osman Paşa'da kırtasiye ve kopyalama uğraşıyorum ticaretle. Aynı zamanda Çelebi'yle ve Köylere Dernek Başkanıyım. Şimdi Gönül istiyor ki kurumun, kuruluşların, siyasetin en üst düzeylerinde hemşehrilerimizin daha çok olması arzu ediyoruz. Fakat bu değerli hemşehrim, hayır kardeşim kendi imkanlarıyla buralara gelmiş. Bizim dernek olarak, vakıf olarak daha güzel şeyler yapıp daha çok hemşehrilerimizin, kuruluşların ve siyasetin en üst düzeyinde görev almalarını ben istiyorum. Teşekkür ederim. Hayırlı olsun aynı zamanda kendisine. Çelebi, Tarım Bakanlığı'nda çalışıyorum. Aynı zamanda Allah'ın Kırıkkale'ye dernek başkanıydım. Şu an benim ama Kırıkkale'ye derneğine gittim. Allah nasip ederse inşallah daha geniş bir şartta şey yapacağız. Şimdi her arkadaşımızın başına duruyor. Harun Bey'in bir daha öyleyim. Ankara'da üçüncü gördüğümüz şirketimiz var. Orada proje müdürlüğü ile uğraşıyoruz. Size de başarılar dilerim. Başta Türkiye'liyim ama Kırıkkale'liyim. Kırıkkale'mle de gurur duyuyorum. Arıza Başkanımın yardımcısıyım vakıfta. Bir anımı anlatmadan geçemeyeceğim. Ben 5 tane çocuğumu everdim. Bir tanesi burada. Herkes Kırıkkale'den gelir. Ankara'dan eşyasını alır. Ben inanın eşyasından altına kadar. Ne gerekiyorsa hep Kırıkkale'de. Beşir Bey Bakanımız Kırıkkale'ye varıp sanayi geziyor. Orada 3-5 tane esnaf çokuşuyor diyor ki Yaydar Bakırtepe var. Kim o diyor? Bakanım senden daha iyi diyorlar. Nasıl oluyor? Kim bu diyor? Ya işte Murat, Doğan, Sayın yakalıyor, getiriyor. Burada bizim sanayide parçacı, boyacı, kaportacı. Herkes 3-5 kuruş kazanıyor. Ya bunu bulun filan diye. Dolaylı şekilde de ben Ankara Esnaf Birliği Başkanı Mehmet Yiğiner Bey'in de danışmanıyım şu anda. Mehmet Bey'i arıyorlar, buluyorlar filan. Sayın Başkan'ın da haberi var orada. İşte çağırdılar, gittik filan. Şimdi hakikaten Kırıkkale'yi sevmeliyiz. Ve ülkemizi sevmeliyiz. Ama bugün ben şöyle söyleyeyim, ilkokul mezunuyum. Kusura kalmayın. Belki iyi şey yapamıyorum da, konuşamayabilirim. Onun için de bağışlayın. Hakikaten şöyle bir şey dersek, ülkenin geleceği durumu, şehitlerimiz var, gazilerimiz var. PKK neredeyse bizi teslim aldı. Onun için uyanık olalım. A partisi, B partisi değil. Ülke yararına ne gerekiyorsa elimizi vicdanımıza koyalım. Sandığın başında onu yapalım. Eğer onu yapmazsak tavşan yamaca geçer. Biz de elimizi avucumuzu ovalar, PKK'ya boyun bükeriz. Hepinize saygılar sunuyorum. Kırıkkale Sulakürt Ayvatlı Köyü'ndenim. Mesleğim Mali Müşavir. MHP Ankara İl Başkan Yardımcısıyım. Böyle bir mükaddes bir davada böyle bir görev aldığı için sizlerin huzurunda da tekrar kutluyorum. Başarılar diliyorum. Teşekkür ederim. Ayla Kırıkkale Sulakürt Düzü Köyü'ndenim. Ankara Rüzgarlı Sokak'ta inşaat malzemeleri satışında iştigal ediyorum. Ben Halil kardeşime başarılar diliyorum. İnşallah bir yerlere gelecek. Hepinizi burada görmekten, bir arada görmekten çok mutluyum. Burada olmaktan özellikle çok mutluyum. Allah yolunda. Adem Bildirkaya, Türkiye Petrolleri Genel Müdürlüğü'nden emekliyim. Etmezkurt'ta 2 dönem Kırıkkale Dernek Başkanı yaptım. Bu dönemde Kırıkkale Vakfı Yönetim Kurulu üyesiyim. Göreve gelen hemşehrilerime başarılar diliyorum. İnşallah daha iyi yerlerde olur. Daha önce de vardı, sizlerden önce de vardı ama ne yazık ki biz Etimesut bölgesi olarak çok şey yaptık ama hemşehrilerimizden bir şey göremedik. En sonunda yapamayınca da hemşehrilerimizi eleştirmeye başladık. İnşallah biz bu hataları, geçmişteki hataları yapmamak şartıyla Ankara'da hani adım sanmayacak kadar Kırıkkale'de hemşehrilerimiz var. Ve birbirimizi de seviyoruz yani çağırdığımız zaman. Bak biz şu anda da Etimesut'tan buraya geldik. 2 gün önce vakıf başkanımız da Etimesut'taydı. Güzel bir etkinliklerimiz oluyor ama ne hikmetten meyvesini alırız. Ve birileri alıyor gidiyor ondan sonra biz bakar kalıyoruz birbirimize eleştiriyoruz. İnşallah bu hatalardan bir daha olmamak şartıyla daha iyi yerlerde olur hemşehrilerimiz.
Göreve gelen hemşehrimize başarılar diliyorum. Haydar Bakırtepe'nin oğlu Sulakyurt Akkuyu köyündeyim. Ben de bugün babamın vesilesiyle buraya geldim. Sizleri hem tanımak hem de sizlerden feyiz alarak bir şeyler öğrenerek bu yolda gitmeyi düşünüyorum artık. Başkanlarıma hayırlı uğurlu olsun. Herkese saygılar. Kırıkkale Delice Sahçalı köyü. Rüzgar'da inşaat malzemeleri satan bir firmamız var. Kırıkkaleliler Vakfı'nda genel sekreteriyim. Sayın Başkanımız Halil Bey'e de başarılar diliyoruz. Hayırlı uğurlu olsun. Değerli büyüklerimizi de selamlıyorum. Hayırlı akşamlar. Ben Kırıkkale Çelebi'den Başbakanım Kadir Kuşlar'da çalışıyorum. Başkanıma hayırlı uğurlu olsun diyorum. Herkese iyi akşamlar diliyorum. İsmim Hüseyin Yakup. Sayın Başkanıma başarılar diliyorum. Hayırlı uğurlu olsun diyorum. İsmim Suhan Gençer. Kırıkkale'de Makineci Mühendisliği Kurumu'nda çalışmaktayım. İnanın şimdi çok mutluyum. Tanıdığım abilerim var, Sayın Başkanım var, Mevlüt Başkanım var. Kırıkkale'de bir dönem siyaset yaptım, Kırıkkale ve Ankara'da. Çok kısa bir dönem. Bu kadar hemşehrilerimi bir arada görmekten inanın çok mutluyum. Sayın Başkanım size de hayırlı olsun tekrar. Şahsım adıma yapabileceğim bir şey varsa Ankara'da ve Kırıkkale'de her zaman başım üstündedir. Teşekkür ederim. Adnan Yavuz, Aslen Trabzonluyum. 60'ta 40'lardayız. Babamız devlet kuruluşunda aşılması tekbirleri falan bilirler. 40'lardayız inşaat yaptım. Lentikar işle uğraşıyorum. Az sonra A parti, B parti, C parti değil. Kırıkkaleli gönüldaşların belediyelere gelmesini en büyük hazımız ve başarılar diliyoruz. Özellikle misafiriyim. Kırıkkale'den çıkan hepimizi koklarız. Sağ ol. Ben Hasan Özaydın. Kırıkkale Keskin'i de almadan geçemiyorum. Kırıkkale Keskin Çelebi Yukarışık köylüyüm. Körol Taksi'nin durak başkanıyım. Aynı zamanda da Ankara Şoförün Odası Mehmet Yiğne'nin danışmanıyım. Bunu kadar hemşehrilerimi bir arada bulmuşken bizlere de bir el uzatırsanız bir Keskin'de olarak, bir Çelebi'de olarak, bir Kırıkkale olarak Ankara Şoförün Odası'nın yönetimine sizlerden destek bekliyorum büyüklerimizden. İnşallah. Başkanıma saygılar sunuyorum. Allah hayırlı eylesin. İnşallah. Benim ismim Yılmaz Tekin. Arkadaşın dediği gibi ben de Kırıkkaleli değilim. Ankara Şerefli Koçlar ilçesindeyim. Taksit işletmeciliğiyle uğraşıyorum. Hasan Özaydın da arkadaşıyım. Aynı zamanda da Ankara Şoförler Odası'nda Hasan Bey gibi danışmanım. Başkanımla daha önce Haydar Bakırtepe çalışmalarında tanışmıştık herhalde zannedersem. Başkanıma da başarılar diliyorum. Başkanımızın da emrine amadeyiz. Canımız başımız gözümüz üstüne ne gerekiyorsa yaparız. Sağ ol. Ben Mevlüt Filiz. Kırıkkale Karametli Kasabası doğumluyum. İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü'nde görev yaptım. Oradan Kırıkkale'ye, valiliğe geldim. İl Özel İdare'de Şube Müdürlüğü yaptım. Ayrıldım. İki dönem kasabamda belediye başkanlığı yaptım. Şimdi ise belediye başkanlığından emekli oldum. Şirketlerde danışmanlık yapıyorum. Kırıkkale sevdalısıyız. Vurdu vuralım, öldü ölelim. O yoldayız. Yani Kırıkkale sahipsiz adamımız yok. Yanına varacak bir adamımız yok. Kırıkkale'den çıkan dallar kesiliyor. Var ama yanına varamıyoruz. Yok. Onun için genel başkanımızın dediği gibi vurdu vuralım, öldü ölelim. Bu yolda devam edelim arkadaşlar. Kırıkkale'mizi yüceltelim. Kırıkkale'mizin çıkan insanları sırtımıza alıp bir yerlere götürelim. Başkanıma başarılar diliyorum. Kurban olurum. Memleketimizden böyle bir insan çıksın. Biz de peşindeyiz. Her zaman yanındayız. Hep sahip çıkalım. Beraber olalım. Ben de başarılar diliyorum. İyi akşamlar dilerim. Nurettin Taşkın, Aşağı Mahmutlar, Eski Belediye Başkanı. Ölümeye başarılar diliyorum.
politikada hesabı olan, efendim, düşüncesi olan arkadaşlara politikada başarılar, iş adamları burada da işlerinde başarılar diliyorum. Saygılar. Zekin Ey Ersever, Kırıkkale Keskinliğim, Keskin Başak Köyü'ndeyim. Ülker Bisküvi Fabrikası'nın idari ve satışlar müdürünü yaptım. Daha sonra birkaç politik ve büyük firmada Türkiye satış müdürü yaptım. Kursaklar'da oturuyorum. Geçen dönem Kursaklar'dan belediye başkan aday adayı. Kırıkkale Vakfımızın mali sekreteriyim. Angiyat, Ankara Genç İş Adamları Üniversitesi. Bilim ve İnsan Vakfı'nın genel sekreteriyim. Ben de şunu söylemek istiyorum. Sizin gibi burada birbirinden güzel insanlarla bir arada olmak beni son derece mutlu etmiştir. Çok muhterem büyük bir zatın sözünü söylemeden geçemeyeceğim. Bu yüzün İstanbul'a büyük bir konferansa gitmiştim. Oradan konferans salonunun önüne şöyle güzel bir yazı yazmışlar. Varsın hizmet muvaffak olsun, bizim yerimiz caminin ayak babuşu olsun. Varsın Kırıkkaleliler muvaffak olsun, bizim yerimizde Kırıkkale'nin ayak babuşu olsun. Çok başarılı. Ömer Eldemir, Keskin Armutlu Köyü'ndenim. Mimarım, kendime ait bir mimarlık ofisim var. Siyasette örnek aldığım Halil Başkanım'a, MHP MYK Öncesi Halil Başkanım'a siyasette başarılar diliyorum. Sonuna kadar destekçisi olduğunu burada veya yaşamlar. İdris Karakuş, Kırıkkale Keskinliği, Gazi Üniversitesi, Kırşehir Ali İbrahim Üniversitesi'nde hocalık yaptım. Başbakanlık Atatürk Kültür İdari Yüksek Kurulu'nda başkanlık yaptım. En son Başbakanlık Müşavirliği'nden emekli oldum. Şu anda mütekaidim. Memleketimin, güzel memleketimin, güzel insanlarının arasında olmaktan bahtiyarlık duyduğumu özellikle belirtmek isterim. Saygılar sunuyorum. Ali Bey'e ve diğer arkadaşlarımıza da başarılar diliyorum. Arkadaşlar, ismim Mustafa Öztürk. Bir konuda hiç tevazu sahibi değilim. Burada çoğu arkadaşlarımız da söyler. Bundan hakkından da mutlu olurum, sevinirim. Kırıkkalelileri Ankara'da örgütleyen, toparlayan, bir araya getiren, şu anda bu vakfımızın başkanlığını yapan Ali Rıza Çalkan Bey'in başkanlığını yaptığı Kırıkkaleler Vakfı'nın kurucusu, kurucu başkanı benim. Daha sonra dernekleri bir araya toparladık. Federasyonlaşma konusunda bir çabam oldu, bir katkımız oldu. Kırıkkale Vakfı'nı kurdum ve 4 yıl başkanlığını yaptım. Daha sonra Ankara, Kırıkkale, Kırşehir, Yozgat, Çankırı, Şorum illerini bir araya getirerek Orta Anadolu Birliği'ni kurdum ve onun da 2 yıl başkanlığını yaptım. Ama maalesef onda çok başarılı olamadığımızı üzülerek beyan etmek isterim. Bunun yanında spor camiasının her zaman içinde oldum. Top oynadım. Daha sonra yöneticilik ve kulüp başkanlığı yaptım. Halen sporun içindeyim. Gençler Birliği'nin genel kurul delegesiyim. Şimdi bu toplantılarda insanlar hep bir şey arar altında. Ne var acaba? Niye geldik? Ne var? Kim kime hizmet ediyor? Kim kimden bir şey bekliyor? Sayın Başkan çok güzel söyledi biraz önce. Biz burada Kırıkkale'li olduğumuz için buradayız. Kırıkkale'nin bir yiğit evladı, bir siyasi partide söz sahibi olduğu için, siyasi partide iyi makama geldiği için, onun mutluluğu için biz buradayız. Yıllar önce, izin verirseniz çok kısa ben de hatıramı anlatayım. Kırıkkaleliler Vakfı olarak zannederim 1996-97 yılları Mustafa Başkanım Tekirdağ'da, yanlış söylüyor olabilirim. Doğru. Tekirdağ'da görevlisiniz. Doğru. Genel Müdür. Sayın Genel Müdür Tekirdağ'da Mustafa Bekdoğan Bey. İsmini biliyorum. Ne gördüm, ne tanırım, ne bilirim. Duydum. Benim toprağımdan bir noktaya gelmiş insanların adam olmaktan da hiç kocukmam. Biraz önce ben bir şey söyledim. Bir işi bilen yapacak ve biz de o insanlara destek olmak mükellefiyetimiz ve mecburiyetimiz var. O manada ben sizlerin, hepinizin benim gibi düşündüğünüzü çok net biliyorum. Bu manada Sayın Mustafa Bekdoğan Bey, Belediye Başkanımızdan sonra
Halil Bey de en son konuşsun. Uygun mu Halil Bey? Ya bu arada Sayın Başkanım, sigaramızı da içiyoruz, çayımızı da içiyoruz. Biz özellikle toplantı başlamadan önce sigara içenimiz çok, ben de dahil bunun içinde. Dışarıya çıkıp da toplantının ahengi bozulmasın diye hem sigaramızı da burada içelim diye karar aldık. Sigaramızı, çayımızı rahatlıkla içelim. Daha sonra da bir sohbetimiz devam edelim. Cezalar Mustafa abi senden alırız mı? Saygıdeğer hemşerilerim, hepinizi saygı sevgiyle selamlıyorum. Bizi hemşeri olarak kabul edip buraya gelenler, hemşerilerimizin misafirleri, baştaşlarımız hepiniz hoş geldiniz diyorum öncelikle. Ben de tesadüf bugün saat 11.30 gibi bu olayı izliyordum. 11.30'a kadar duymamıştım. Haydar abi aradı, öğretti. Ben de bir program bile Ankara'daydım. Cuma'dan sonra Kırıkkale'ye döneceğim deyince bunu duyunca büyük bir keyifle de katılmayı zevk olarak atlattım ve geldim. Siyaset yapan veya siyasetçi olan insanların, biliyorsun, insanları biraz sıkarlar, biraz da fazla konuşurlar. Birazcık da konuşmuş olmak için konuşuyor denir yani. Böyle konuşmak istemiyorum da duygulandığım için az da olsa bir şeyler söylemek istiyorum. Meselenin özü şu, biz hepimiz Anadolu çocuğuyuz. Biz hepimizin mezarlıkta birbirinin mezarına dua okuyacak adamıyız. Eğer birbirimizin öldüğünü veya birbirinin cenazesi olduğunu duyduğumuz zaman koşarak gidecek insanlarız. Ama Ankara bazında aldığımız zaman Ankara'daki Kırıkkale'nin nüfus açısından 3. sırada. Bir dönem Parti Genel Merkezi'ndeki belediyelerle ilgili bir çalışma yapıyorduk. O çalışmanın içerisinde biz ne kadar Kırıkkale'li varız, neredeyiz diyerek de benim de dikkatimi çekti. Mutlak siz de yapmışsınızdır. Birinciye Çorumlular, ikinciye Yozgatlılar, üçüncüye Kırıkkale'liler. Dördüncüde Çandırırlar çıkıyor. Ağırlığı nerede? Etimesgut'ta, Mamak'ta, Sincan'da ve Keçören'de gözüküyor bizim nüfusun. Çorum'un ağırlığı nerede? Altındağ'da gözüküyor. Bunları niye söylüyorum? Güç bir olduğu zaman meyvesi alınır. Güç parçalandığı zaman meyvesi alınmaz. Siyasetçi zor yetişiyor, çabuk eder ediyoruz. Siyasetçi yetişirken mutlaka eşini, dostunu, anasını, babasını, öncelikle de kardeşlerini de siyasete angaj etmesi lazım. Etmediği zaman seçildikten bir ay sonra hepsi düşman olur. Niye olur? Adam bir çereze tenezzül eder, olmaz dersen farklı olur. Biz onların da bazı zaman geri geldiğinden kıymetini bilmiyoruz. Adamın ne olur kıymetini bilelim. Ben şimdi aklıma geldi, Tekirdağ'dan da kaçmasaydım Mustafa abi, hiç de düşünmeyecektim, o doğrudur. Ben geldim oraya, ilk defa da tanıştım. Ondan sonra da uzun süredir de görüşmüyordum, az kısa geldim. O da bir vesileydi. Bugün aynen Ankara'da olduğu gibi Tekirdağ'da da ciddi bir nüfus var. Çorlu, Çerkezköy, Lüleburgaz üçgeninde aşağı yukarı 15 bin Kırıkkale'li hane var. 15 bin Kırıkkale'li hane var. Çünkü Tekirdağ'ın iletişimi sürekli devam ettiği için diyeceksiniz ki ya bu 15 bin bir oraya niye gitmiş, nasıl gitmiş, ne zaman gitmiş? Aşağı yukarı bunu 3 bin, 3500'ü, 4 bini sendika vasıtasıyla gitmiş arkadaşlar. Bugün şu anda mağdur olabilir veya görevden alınmış olabilir. Kimimiz sevinmişizdir, kimimiz sevinmemişizdir. Ama görevde bulunduğu dönemde nereden bakarsın? Benim de 5 yıllık hasbelkader genel müdürlüğü döneminde işte 2-3 bin civarında da bir adam gelmiş. Şimdi 15 bin kişi olmuş. Daha çok olsun. Ekmeğini kazansın, şeref olsun, yaşasın. Ama şunu söylemeye çalışıyorum. Partisi ne olursa olsun, tamam ben de katılıyorum, partisi ne olursa olsun. Önemli değil, insan olsun. Ama insan değilse partisinin olmasından bana 25 kuruşluk fayda yok ki Allah aşkına. Büyüttüğünüz insanların ne olur? 2 kere, 3 kere, 4 kere yutkunup ondan sonra onun üzerinde kritik veya yorum yaparsanız çok iyi olur. Çünkü söylendikten sonra bir daha geri dönüşü olmuyor. Ortada doğru insan yok. Ne garip değil, bir bunun inadınız var. İnadı yaptın bir de ananla da destene küsersin, babanla da destene küsersin. Ben anamla 3 sene küstüm ya. 3 sene küstüm evvelde. Babamın evine gelemedim Trakya'dan, biliyor musun? Geldiğim zaman başkasında kaldım. Niye? İnadımızdan. Niye?
Hakikaten yani. O yüzünden bir insan anasıyla babasıyla kötü olur mu? Bir örnek vereyim de. Ne olur yanlış anlamayın. Bu bir örnektir. Yaşamış örnek olduğu için söylüyorum. Bak şimdi anam 80 küsur yaşında. Her gün vardı, her cumartesi pazar. Ooo sarmaş dolaştırdın ama o 3 seneye yanlış. Ben sene 95. O zaman Trakya'dayken, genel müdürken seçim var, buraya geliyorum. Ergün Tekin'in bir, Nazım Aşkın'ın iki, Osman Durmuş'un da üçüncü sıradaki olduğu seçim. O seçime geliyorum. Buradan da oy kullanacağız. Oyumuz burada. O zaman oylar buradan veriyor muyum? Akşam geldim. Babamlara geldim. Tabii hararet aşağıydı, uğraştık ya. Ana dedim, oyumuzu kime vereceğiniz Allah aşkına? Bizimkilerin de çoğu önceden akçılardı, sonradan da arıcılardı yani. O tarz. Aynen böyleydi. Vallahi oğlum dedi, babam dedi ki, babamız kime derse oy verecek. Dedem rahmetli de 103 yaşında, kötürüm bir adam, 8 senedir yatakta yatar. Dedim ki ya o garibin ne günahı sokacaksın, sana ne ettim, bırak. Şu garibin ne alakası? Yok oğlum dedi, o babamız değil dedi. Kim, hangi babamız? Babamı mı söylüyor dedi. 50 senelik koca. Yok oğlum o da değil. Ya kim dedim ona? Bilal babamız. Cemaatlerin etkenliği. E ana ben 40 küsur yaşına gelmişim. Benim dediğim olmuyor. 50 senelik kocaya dediği olmuyor. Babayım olmuyor da. Başka bir baba mı buldum Allah aşkına? Espri yapıyorum dedim. Tabii daha hoş bir şey söyledi. Annem de Osmanlı karısıdır. Hala söyledi. Ben de babayım dedim. Kademez olayım. Ev tepemize uçtu. Evde kıyamet koptu. Evde kıyamet koptu. Çıktık çoluğu çocuğu aldık başka yere gittik. 3 sene. Ne oraya geldi, çoluğun çocuğu ne geldi de benden görüştü ben onu. Buna değer mi? Değmez. Ama bir şey var biliyor musun? İnsanlar kolay yetişmiyor. Yetişmeyeceği için de yetiştirdiğimiz adamların eksiği varsa eksiğini bizim söylememiz de farz. Şimdi 10 yıldır görüşmediğim arkadaşlarımla görüşüyorum. Hasbelkader. Kırıkkale'de. Niye 10 yıldır bana selam vermiyorsun? Burun kırın duruyorsun diyorum. Yani derdin ne baş başa geldiğin zaman? Ondan çöpten bahaneler. Bir adamı seçiyoruz. Yakışıklandırıyoruz. Ülema yapıyoruz. Koltuğa getiriyoruz. Ertesi gün 3 ay sonra da düşman oluyoruz. Niye? Ya varmışsın, ulaşamamışsın, ya aramışsındır, telefonuna cevap vermemiz. Düşman oluyoruz. Kardeşim boş bırakmamak lazım. Ben belediye başkanına ilk geldiğimde birinci ihalemi ana vatan il başkanı Aruze'de verdim. Ya ben bilmiyorum ya, ben de particilik yapıyordum. Ben Milliyetçi Partisi'nde belediye başkanı olmuşum. İlk ihale olardı. İlk ihale. Niye 7 kişi dosya göndermiş? Belediyenin ihalesiydi, belediye binasıydı. 7 tane dosya var, 6 tanesi dışarıdandı, bir Ali'yi tanıdım orada. Dedim ki ya, Ali abiye söyleyin, münasip bir durum yaparsa Ali abiye verin diye. Demirin, çimentosu, fakir, amalesi, her şey burada çalışacak. Niyetim milliyetçilik yapacağız. Ama genel kutura geldiğimiz zaman da, Ankara içerisinde de genel kuturda elde ettiğimiz, birilerini getirdiğimiz noktada ne olur hatalarını başkası aracılığıyla, hatalarını sohbet aracılığıyla, hatalarını dedikodu aracılığıyla değil, hatalarını mümkünse elinden tutup kızarsan kızarım var, bu böyle böyle demekte fayda var diye düşünüyorum. Ben bundan çok keyif aldım. Uzun süredir böyle toplantılara da pek girip çıkmıyordum. Fırsatım da olmayıydı, belki de katılamıyordum. Ama sizleri tanımak benim için şeref oldu. Sadece Halil Başkanım'ın bu nasibiyle nasiplenmiş olmadan dolayı da onun göreve gelmiş olmasından dolayı da vesile de ondan dolayı olduğu için hayırlı cuma gününde inşallah bundan sonra hayırlısı olur. Küskünlükler, dargınlıklar bir tarafı olur. Ama ortamın toplumun ortak menfaatine çoluğumuzun çocuğumuzun geleceğini ortak. Mustafa abici bir çok özür dilerim bir şey yapalım. Sayın Başkanıma ben geç kaldım kusura bakmayın. Çok teşekkür ederim. Başkanımızın döneminde vakfımız Hikmet Bey'in başkanlığında yemek organize etmiştik. Siz de bize destek olmuştunuz. Olmuştum yanlış yani, yapılmış evet. Onu unutmadım yani. Onları söylemiyorum yanlış yapılmıştı. Evet. Sizin için şahsınızda demiyorum. Orada bir ufak tefek olmuştu. Zevk ederim. Güne ederim, o gün derim, bugün derim. Yeter ki Kırıkkale'de ortak menfaatine gelişen her şeyde canım. Ben onun için teşekkürü zaten onun için yapıyorum.
sağ olsun Turgut Başkanımız da baktığımızda çok teşekkür oldu. Şimdi, Ankara'da da nüfus yoğunluğunda 3. sıradasınız dedi. 2-3'tü, 4'tü, 5'tü. Şimdi öncelikle ben bugün bizim bir arada olmamıza vesile olan Çanakkale Barışçılar Derneği Başkanı Sayın Hüseyin Yakup Bey'e ve mekan sahibi Çanakkale Vakfı Başkanımız İsmail Şen'e teşekkür ediyorum. Bizleri burada yalnız bırakmayan değerli siyasetçilerimiz, belediye başkanlarımıza, iş adamlarımıza ve hemşehrilerimizin tümüne teşekkür ediyorum. Sayın İbrahim Yaman Bey'e de bizi böyle bir günde böyle güzelliği önümüzde sizin için çekim yaptığı için ayrıca teşekkür ediyorum. Biz uzun zamandan beri biz Ankara'da Kırıkkaleler Vakfı, Kırıkkalelerin işte adının yer aldığı bütün derneklerle sahip Kırıkkale adı geçen bütün platformlarda zamanımız olduğu sürece, günümüz yettiği sürece maddi ve manevi olarak hep birlikte olmak, Kırıkkaleleri burada bir bütün olarak kollamak, korumak, onların maddi, manevi, sosyal, kültürel her türlü sıkıntılarını çözmek adına burada hep birlikte geçmişte bulunduk. Bugün de bulunuyoruz. Bundan sonra dönem içinde bulunmak için bugünden itibaren ben söz veriyorum. Şimdi şu var, yani siyasette önce niye milliyetçi olduğumu söyleyeyim de ondan sonra siyasetin getirdikleri ve ürünleri de onlardan da bahsedeceğim. Şimdi bizi milliyetçi yapan en büyük etken vatana olan aşkımız, millete olan aşkımız, sevdamız. Bizler vatana ve millete olan aşkımızdan dolayı milliyetçi olduk. Ve bunun içindir ki Milliyetçi Hareket Partisi'nde siyaset yapıyoruz. Bizim doğduğumuz, büyüdüğümüz, bize bu sağlanmayı katan ilimizle, ilimiz için de biz milliyetçi olmak zorundayız. Dolayısıyla önce Kırıkkale, önce Türkiye genelinde milliyetçi olmak zorundayız. Sonra da ilimiz Kırıkkale olduğu için, Kırıkkale için de bir milliyetçi duyguyu beslemek zorundayız. Bu bizde var. Yani bu hepimizde olması lazım. Hangi siyasi partiye mensup olursa olsun, bizler bir hemşehrimizin bir sıkıntısı olduğunda ne sıkıntısı olursa olsun her zaman onun siyasi partisini sormaksızın yanında olmak için bütün gayretimizi, bütün enerjimizi sarf ediyoruz. Onların yanında olabiliyorsak, onlara yardımcı olabiliyorsak, onlara sorunlarında sorunları çözme adına katkıda bulunuyorsak o bizi ayrıca mutlu ediyor. Ama bizim bugün itibariyle daha büyük sorunları çözebilmemiz için hemşehrilerimizin iktisadi, ticari, siyasi, bürokratik olarak, sosyal, kültürel olarak daha çok katkı sağlayabilmemiz için malumunuz bizim iktidar olmamız lazım. İktidar olduğumuz zaman tüm kamu imkanları iktidar partisi tarafından, iktidar olan et tarafından yönetildiği için iktidar olmak en önemli etkendir. İnşallah önümüzdeki süreçte Milliyetçi Hareket Partisi'nin iktidar olacağını gösteriyor. Bizim buna bütün bir içtenlikle, bütün yüreğimizle inanıyoruz. Hakikaten Türk milletinin çok derinlerde bir sağduyusu vardır. Türk milletinin o derinlerdeki sağduyusu bugün itibariyle kendisini artık gün yüzüne çıkmış durumda. Şu anda AKP ve Başbakan bu İmralı Cahilesi'ne yapmış olduğu görüşmelerin akabinde ciddi manada bir sıkışma içerisinde olağanüstü derecede bir oy düşüşü yaşıyor. Sistematik olarak AKP'nin düşüşü, Milliyetçi Hareket Partisi'nin yükselişi artık ayarlayan ortada. Bütün kamuoyu anketlerinde Milliyetçi Hareket Partisi'nin 20-24 bandında, çok kısa bir sürede 20-24 bandına MHP'nin geldiğini, AKP'nin de 40'ın altında olduğunu gösteriyor. Ben buradan öncelikle buradaki hazırlığına, sonra ekranlar başında bizleri izleyen değerli Kırıkkale hemşehrilerimize, hangi parti oy vermiş olurlarsa olsunlar, AK Parti'de oy vermiş olabilirler, Cumhuriyet Halk Partisi'ne oy vermiş olabilirler. Ama şunu unutmasınlar, Türkiye Cumhuriyeti olağanüstü derecede bölme süreci yaşıyor. Bugün o sürecin bütün çıplaklığıyla gözler önündedir. Bu sürece dur diyecek tek siyasi, irade ve tek siyasi otorite Milliyetçi Hareket Partisi ve onun Sayın Genel Başkanı Devlet Bahçeli'dir.
bizleri desteklesinler. Aksi halde Türkiye Cumhuriyeti'nin anayasasını Abdullah Öcalan'ın onayıyla yazılma durumuna gelinmiştir. Anayasadan Türk kavramı çıkacaktır. Dün başbakan ağzındaki patlaya çıkarttı. Malumunuz 2023 yılında başbakan olduğu zaman eyalet sisteminin de tartışılabileceğinden bahsediyor. Dün Gökçe'de de bir Rum okulu açıldı. Bütün bunlar bizim Türk olarak, bir Müslüman olarak, milli ve manevi değerleriyle yüklü insanlar olarak bizim hazmedeceğimiz, bizim kabul edeceğimiz haller değillerdir. Bu bakımdan Milliyetçi Hareket Partisi'ni desteklesinler, bizlere inansınlar. Milliyetçi Hareket Partisi Kırıkkale'ye ve Kırıkkale'liye olan değerini, son derece değerini, Kırıkkale'nin ve Kırıkkale'linin değerini bildiği için Sayın Genel Başkanımızın teveccühüyle bizlere orada bir görev vermiştir. Biz bu göreve layık olmak için Kırıkkale'yi, Kırıkkale'li hemşehrilerimizi orada en iyi yerde temsil edebilmek için bütün kalbimize, bütün yüreğimize, bütün enerjimizle çalışacağız ve sizleri mahcup etmeyeceğiz. İnşallah bizler iktidar olduğumuzda da sizler bütün hemşehrilerimizi yüreğimize basacağız. Bizler AKP'nin siyasetçileri gibi, kusura bakmasınlar, burada belki AK Parti var, hemşehrilerimiz vardır ama yani AK Parti'nin milletvekilleri gibi diye söyleyeyim. Onlar gibi telefona bakmayan, onlar gibi işte makama gelindiği vakit işte burada yok, genel burada dedirten, onlar gibi işte yurt dışında toplantıda dedirten, onlar gibi il dışında toplantıda dedirten bir siyasetçi olmayacağız. Biz bu anlayışı içerisinde yokuz. Biz bu anlayışı içerisinde olmadığımız için milliyiz, milliyetçiyiz. Dolayısıyla biz bütün hemşehrilerimizi seviyoruz, onlara saygı duyuyoruz. Onları başımızın tacı yapıyoruz. Onları bizim hemşehrimiz değil, onları biz akraba olarak görüyoruz. Dolayısıyla bize inanın, bize güvenin. Böyle bir günde bizleri yalnız bırakmadığınız için sizlere teşekkür ediyorum. Saygılar sunuyorum, hürmetler sunuyorum. Allah'a, Allah sizin yanınızda olsun, yar ve yardımcınız olsun. Teşekkür ediyorum, sağ olun. Tabii konuşmak isteyenler buradaydı. Epey bir zaman burada olacağız. Sohbet edeceğiz, hasbihal edeceğiz, dertleşeceğiz. Fakat burada benim başında unuttuğum ve özellikle teşekkür etmem gereken biri var. Kırıkkale'nin her toplantısına kamerasıyla, makinasıyla gelip Kırıkkale basınının yiğit evladı Sayın İbrahim Yaman'a ben gerçekten çok çok teşekkür ediyorum ve hepinizin adına teşekkür ediyorum. İbrahim'cim seni çok seviyoruz. İyi ki varsın. Hoş geldin, sefa geldin. Şimdi değerli izleyenler, burada Haydar Bakırtepe özelliğine not aldım sizlerle paylaşmak için. Ben yakından bildiğim için söylüyorum. Deposuna Sincan'daysa 10 liralık benzin alır. Kırıkkale toprağına geçecek veya bir Kırıkkale'li benzin istasyonuna yetişecek kadar benzin alır. Pazarın da neredeyse Kırıkkale'den getirir. Kırıkkale esnafı kazansın diye gerçekten memleket milliyetçisi biri olduğunu çok iyi biliyorum. Haydar Bakırtepe kadar Nafiz Yayla'yı da biliyorum. O da benzinini, alışverişini Kırıkkale'den yapar. İdris Karakuş'un konuda hassasiyetini biliyorum. Özellikle benim üçünü çok yakından tanıdığım için. Belki hepiniz de öylesinizdir. Ama ben üçünü, Haydar Bakırtepe'yi, Nafiz Yayla'yı ve Doktor İdris Karakuş'u çok yakından bildiğim. Bu benzin istasyonun sahibi kim diyorum? Hüseyin Bey. Hüseyin Bey nereli? Mardinli. 10 liralık koydu. 20 liralık koydu. Bir sonraki benzin istasyonuna varıyorum. Nereye?